Denizcilik aşkıyla yarım tutuşan bir gençtim. Oysa babam avukat olmamı istiyordu. 19 yaşındayken babama karşı geldim ve kasabadan Londra'ya gitmek üzere yola çıkan bir gemiye binerek ayrıldım. Yolda büyük bir fırtına çıktı. Kurtulursam ailemi ithal edip denizcilikten vazgeçeceğimi söz verdim. Kurtulunca sözümü tutmadım. Gemiciliğe atıldım. Afrika'da ticari eşya satan bir gemiye çalışırken gemimiz korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Portekizler sayesinde kurtuldum. Brezilya'da şeker işiyle uğraşmaya başladım. Zengin oldum. Ortağım bana Afrika'ya giderek köle getirmemi işini teklif etti. Yolda gemi Güney Afrika sahillerine yakın bir yerde battı. Tek kurtulan bendim. Bir adaya sığındım. Yanımda bıçak ve pipa vardı. Adada hiç kimse yoktu. Bir sal yapıp batan gemimden kullanabileceğim eşyaları adaya taşıdım. Daha sonra kendime bir kulübe inşa ettim. Yaban keçileriyle beslendim. Gemiden getirdim mısırları ektim. Fakat mevsim uygun olmadığından hiçbir ürün vermedi. Diktiğim ağaçları tutmadı. Adadan ayrılmak için büyük bir kayık yaptım. Fakat kayık çok ağır olduğu için denize gidemedim. Zamanla ekmeye başlardım. Bir de papağanı ehlileştirerek onunla konuştum. Gemiden bulduğum mürekkep ve kalemle de başından geçenleri yazdım. 10 yıl daha geçti. Bu sefer kumsalda insan kemikleri parçalanmış organlar gördüm. Güney Afrika'nın bir başka adasından yamyamların gelerek bu adada esirin yediklerini anladım. Çok sinirlendim. Bir yere saklanarak yamyamlar tekrar geldiğinde onları öldürmeye karar verdim. Bir mağarayı kale gibi kullandım. Bir gün 30 kadar yamyamın adaya geldiğini gördüm. Esirlerden birini pişirmişler, diğerini de öldürmek üzereydiler. Gemiden aldım silahı ve kılıcımla yamyamları öldürdüm. Bir esiri de kurtardım. Bu esir artık yıllardır yalnız yaşayan bana arkadaş oldu. Onu eğittim. Yamyam olan arkadaşımı medenileştirdim. Adını da Cuma koydum. Cuma'yı İngilizce daha iyi öğrettim. Cuma bana kendi adasından beyaz insanların esir olduğundan bahsetti. Onları kurtarmaya karar verdim. Bir tekne yaptım. Fakat bir gün 3 kayık dolusu yamyam yine adaya geldi. Köylerini yemek için bu adayı tercih etmişlerdi. Köylerden birinin beyaz olduğunu görünce çok şaşırdım. Ateş silahlarıyla hepsini öldürüp esirleri kurtardık. Esirlerden beyaz adam benim gemimden kurtulan biriydi. Diğer esir ise Cuma'nın babasıydı. Bir gün denizde bir İngiliz gemisi gördük. Gemi kaptanı asi tayfaları yüzünden zor durumdaydı. Onu kurtardık. Bu gemiyle ben ve Cuma İngiltere'ye döndük. Aradan 32 sene geçtiği halde ortamın benim adıma yaptığı yatırımlar sayesinde zengin bir adam olmuştum. Annem ve babam ölmüştü. İngiltere'de evlendim, çocuklarım oldu. Sonra eski adamın durumunu görmek için denize açıldım. Karım ölünce adama gittim. Adada yerli kadınlarla asi İspanyol ve İngilizlerin evlendiğini gördüm. Ada oldukça kalabalık hale gelmişti. Daha sonra Cuma, Brezilya'ya giderken bir çarpışmada öldü. İngiltere'ye döndüm ve denize veda ettim.